Karayköy'deki küçük aile işletmesi bu arada bir, iki, 2,5 yemek kaşığı ister çiçek yağı, ister zeytinyağı, ister tereyağı size kalmış. Ben çiçek yağı kullanıyorum. Kendi küçük ama lezzeti büyük, yıllardan beri aile olarak işletilen esnaf lokantasının ekonomik, pratik, çok az malzemeyle herkesi memnun edecek bir yemek yapıyoruz. Evde yemeğiniz yoksa, akşam misafiriniz gelecekse, ister acı ister tatlı biber size kalmış. Yarın Galatasaray maçı var, Prag maçı. Eğer evde olursak birkaç tane meze yaparız. Meze severler yarın izleyebilir. Maç için iddia tiyosu vereceğim, kaçırmayın. Biraz tuz. Bazılarınız farkında değil ama karşınızda bir iddia profesörü duruyor. Boşuna demiyorum Ali Koç beni bulsun diye. İki sarımsak, bir tanesini patlatarak, patlattıktan sonra şöyle bir kere de ortadan kesiyoruz. Bir tanesini kullanıyoruz, diğerini köşeye yarıyoruz. Daha sonra kullanacağız. Evde yoksa kullanmayabilirsiniz. Ama varsa mutlaka kullanın. Çok lezzet katıyor. Havucu şöyle ilk başta dörde bölüyorum. Daha sonra onu da küçük küçük doğruyorum. Bakın, ne çok ince ne çok kalın. Hemen kaybolup gitmesini istemiyorum. Havuç sevmeyen katmayabilir ama havuç şekerlenir, lezzet verir, unutmayın. Tekrar şöyle bir karıştıralım. 5 dakika kendi kendine sotelenmesine izin veriyorum. Bırakıyorum sadece 5 dakika. 5 dakika sonra, 6-7 dakika sonra inanılmaz acıymış biber. Buradan anlaşılıyor. Danadöş kıyma. Burada 1 kilo 100 gram kıyma var. Hepsini kullanacağız desem inanır mısınız? Tabii ki hayır. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsterseniz kıymalı, isterseniz evinizde tavuk varsa tavuklu, isterseniz parça etli. Elinizde ne varsa yapabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz her eti kullanabilirsiniz. Şöyle 2 3 yemek kaşığı kıyma kullanıyorum. Bundan da köfte möfte yaparız daha sonra. Kıymanın iyice tane tane açıldığını görüyorum ve tavaya yayıyorum. Daha sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Toplam 15 dakika kıyma kavrulacak. Bu arada bir kahve içelim, kendimize gelelim. Tarifi yapanlar kendine bir kahve alsın. Burası mutfak, kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Kahve içelim, tarife devam edelim. 10 dakika sonra beraber açalım. Burada domates 1, 2, 3, 4, 5. Evdeki domatesler küçük olduğu için ben 5 tane kullanıyorum. 2, 4, 5. Evet doğru. Şöyle 4'e bölüyorum. Eğer büyükse 2 tane yeterli olabilir. Hatta 3 tane yeterli olabilir. Orta boysa 4 tane kullanın. 4'e böl. Yani toplam 8 parçaya böl. Daha sonra hemen tavanın içine. Duyuyor musunuz sesi? Geri kalan sarımsağı küçük küçük kesiyoruz. Bir tane önceden ezerek katmıştık, hatırlıyorsunuz. Ve parçaları tavanın içine dağıt. Bir kere karıştıralım. Hiçbir Türk takımının yabancı takımı yenilmesini istemem. İddia oynayacaklar. Yarın Sparta Prag 2 gol atacak en az. Göreceksiniz. Bu şekilde 15 dakika kısık ateşte yavaş yavaş pişmesine izin veriyoruz. 15 dakika sonra beraber açıyoruz. Eğer domatesleriniz eziliyorsa tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Domatesleri eziyoruz. İyice ezdikten sonra, püre haline getirdikten sonra domatesleri. Sıra baharatlara geldi. Muhteşem üçlü. Pul biber 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Tarifin orijinalinde var. Yarım çay kaşığı köri. Tarifin orijinalinde var. İsteyen kullanır kullanmaz. Ama patates girecek, kullanmalısınız. Tuz. Tuzlarınızı girmem. Ne kadar isterseniz size kalmış. Muhteşem üçlüyü kaldır. Şimdi şöyle karıştırıp bütün baharatı yediriyoruz. Şu anda bu inanılmaz bir makarna sosu olur. Makarnayı haşlayıp içine atabilirsiniz. Ve inanılmaz bir makarna yerseniz. Şimdi bakın burada
kaç tane patates kullanacağımızı tencereye karar verecek. İki taneyle başlayalım. Sadece ortadan ikiye kesiyoruz. Sadece ortadan ikiye kes. Ortadan ikiye kestikten sonra patatesleri yerleştir. Aynen böyle. Daha alır mı? Bir tane daha alır. Bir tane daha. Hemen bir tane daha şöyle yerleştir. İşte bu. Şimdi burada biraz sıcak su. Umarım yarın Galatasaray yener. Canlı gördün istiyorum. Ama yarın kesin kazanmak isteyen yarın Sparta Prag 2 gol atar. Risk almak isteyen Sparta Prag Galatasaray yener. Yüksek risk almak isteyenler de eksi bir handikap Sparta Prag oynayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bakın kaynamaya başladığı anda biliyorum Galatasaray bana kızacağım ama ben diyorum yine de bir Türk olarak elimden gelse %100 kazanmasını isterim ama gerçekten kapağını kapatıyorum. Şöyle kısık ateşte orta ateşin arasında patatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. 20 dakikadır pişiyor. Şöyle beraber açalım bakalım pişti mi. Bir çatal yardımıyla patatese bakıyoruz. Kolayca giriyorsa evet ve dağılmıyor, doğru pişirmişiz. Şimdi burada isterseniz tabağı alıp hemen yiyebilirsiniz ama ben biraz daha suyunu çekmesini istiyorum. O yüzden altını iyice açtım. Ve bu arada aynen o aile işletmesindeki gibi bir servis yapacağım. Biraz dereotu, şöyle sapsız. Bu kadar klasik malzemelerle nasıl bu kadar lezzetli oldu diye şaşıracaksınız. Bakın ince ince kestikten sonra hemen şöyle alalım. Hemen şöyle bir tane daha. Şöyle iki patatesi aldım. Hemen ez. İyice ezdiğinize emin olun. İsteyen şu anda tereyağı atabilir. Ben rejimdeyim. İnanılmaz bir diyete girdim. Kullanmıyorum. Ama isteyen burada tereyağı atabilir. Çok da lezzetli olur. Şimdi patatesi iyice yaydıktan sonra bakın ortasını açıyorum. Hemen bir kaşık yardımıyla doldur. Şöyle biraz yardımcı oluyorum. Daha sonra tabak kapat. Kapattığın tabağı çok hızlı bir şekilde çevir. Evet çıktı iyi. Acaba yapışır mı diye düşünmedim desem yalan olur. Yağlasaydık daha da iyi olabilirdi. Yapacaklar yağlasın öyle çıkarsın isterseniz. Nasıl gözüküyor bana sorarsınız tablo gibi. Da Vinci, Michelangelo, Picasso ayağa kalkın. Bir dakika bile oturtmuyoruz. Haklarını helal etsinler. Öbür tarafta karşılaşırsak hesap sorabilirler. İyi davranmamız gerekiyor. Hemen şunun bir tadına bakalım mı ne dersiniz? İsterseniz böyle servis yapabilirsiniz. Aynı Karaköy'deki aile işletmesi gibi. İsterseniz yemekten direkt servis yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle kallafi. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Biraz daha tuzlu olabilirmiş. Bak görüyor musunuz? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı ya? Bana sorarsanız yok. Şöyle biraz kıymasından, havucundan, domatesinden, sosundan, daha sonra patatesin üstüne açın ağzınıza. İzleyip izleyip abone olmayanlar sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün herkes bu kanala abone olacak. Boşu boşuna uğraşıyorsunuz. Hepinize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.